Selam gençler, ben sizin TikTok kulak yalayan ablanız Buse Nur. Gerçekten bazen şunu anlamıyorum. Gökten tanrı ise tamam mı, bu ülkenin bir kesimi yine düzelmez a**a koyayım. O kadar çok iğreniyorum ki bir yandan bu video yaparken. Reis ne oldu ya, sakin ol. Yok dostum, olamam. Gerçekten şebeklerle birlikte yaşıyoruz. Neyse selamlar efendim, ben Uğuse Bami. Bugünkü konumuz Hakan Egar olacak. Son zamanlarda bu arkadaş hakkında çok video gördüm, çok troll, çok olaylara da denk geldim. Bu konuda konuşmasaydım gerçekten kendimi eksik hissederdim. İsip hepsi severler, kemerlerinizi bağlayın, arkanızı yaslanın, çayınızı demleyin, babaannelerinizi de tokatlayın ve gelin beni bir dinleyin. İnto gelsin, konuya geçelim efendim. Şimdi arkadaşı bilmemenizin imkanı yok, hani illaki görmüşsünüzdür ama kısacası engelli bir TikTok yayıncısı diyebilirim. Kardeşim engellilerle bir sorunu falan mı var derseniz, yok tabii ki. Sorunum adamın yayınında gerçekleşen şeyler. Eğer arkadaşın yayınları nasıl geçtiğini bilmiyorsanız size şöyle ufak bir video patlatayım. Beni kandırma şerefsiz adi. Onu çocuğu. Sen onu çocuğu olmazsa beni adamı kandırma. Ama baktığımın adamı. Onu çocuğu. Sen bir evlat olsan böyle anana pürüttürmen. Hakan abi dur, annemi rahat bırak, valla ağlayacağım şimdi. İşin şakası bir yana, insanların şu an günlük eğlencesi Hakan Egar'ın yayınlarına girip adamı böyle öllesiye trollemekten oluşuyor. Bir yerden sonra yayının kalitesi de aynen şu şekilde Malibu'ya dönüyor. Atatürk'ü alayım mı? Yok. Of. Ulan engelli bir bireye böyle davranmaya utanmıyor musunuz hiç? Ya. Neyse, size şimdi farklı bir bakış açısıyla geleceğim. Bu Hakan Egar'ın yayınında olan, ona bakan insanlar acaba tam olarak ne s**rıyor? Lan adam yayında düşüyor, kalkıyor, ağlıyor, anavrat sövüyor, dileniyor. Peki bu birlikte takıldığı akrabaları bu sırada nerede? Bu adam yayın açmayı nasıl öğrendi? Bu adam nasıl tek başına yayın açabiliyor ya da? Hadi adamların zorunluluğu mu var deyip geçebilirsiniz. Bu sefer de şunu soruyorum. Bu devlet bu adama neden bakıcı atamıyor? Nereden tutarsan tut, gerçekten iki ucu boklu değnek işte. Bu adamın yayınına girip trolleyenler ve bunları destekleyenler yüzünden adam da iyice kafayı sıyırdı. Yayınlarda falan attığı savaşları kaybedince de şey yapıyor böyle. Abi ne oldu, aman pahamı, ben engelliyim falan diye takılıyor. Bir yerden sonra da bu birazcık durumundan faydalanmak gibi oluyor, ne yalan söyleyeyim ki. Hani Hakan Egar'ın ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu biliyorum, düşünüyorum ama çok fazla trolleniyor. Bir ara yayınında affedersiniz ama emanetini bile göstermişti. Hani şimdi buraya koymayayım, ayıp olur ama fazla gaza geliyor. Birinin bu adamı acilen sahip çıkması lazım. Son zamanlarda biliyor musunuz bilmem ama Tesla Taylan Hakan Egar'ı ziyarete gidip video çekmiş. Şimdi şöyle bir klip vereceğim size. Oluyor. Ağzı yüz kıran da oluyor. Gerçekten mi? Tabii diyorum. Yani öyle şiddet görüyor. Tekerlekli sandalyedeki adam. Tabii canım. Yani senin görmediğin bir ton. Beni çok kişi de böyle abi. Gerçekten mi diyorsun ya? En son ne zaman oldu mesela? Mesela 3 ay evvel. Üç ay. Biri dövmüş. Ağzı yüz kırık. Ya beyler, hiç mi vicdanınız falan sızlamıyor? Ya engelli bir adamı dövmek, zorbalamak, taciz etmek nedir lan? Hakan bir de Nevşehir'de yaşıyormuş. Bir Nevşehir olarak söylemeliyim ki Nevşehir bu ülkenin deliğidir. Ne kadar fesat, pislik insan arıyorsanız Nevşehir'de var ya, bunlardan bolca bulabilirsiniz. Zaten kendini belli etmişler oğlum, adamı dövmüşler ama daha ne yapacaklar? Hiç mi vicdanını sızlamıyor diyeceğim de ne anlarsınız ki işte beyler? Allah gönlüne göremezsin. Çok rahatsız eden, taciz eden de var. Hakan abinin evin adresini bulmuşlar. Yok, Getir'den yemek sepetinden. 30 tane lahmacun, 40 tane pizza falan söylüyorlarmış. Değil mi? 150 tane geldi dün. 150 tane teneke kola. Ondan sonra getirmişler. Abi ben 150 taneyi nasıl ödeyeyim? Hayır, daya falan da anladım da bu anca bizim Türk milletine kışırdı işte. Wow, Hakan Yegar'ın adresini bulup bir yapmayacağını bildiğim halde yemek siparişi verdim. Ne komiyim lan. Neyse beyler, annemi kerhaneye götürüyorlar. İşin şakası bir yana, gerçekten bu tarz hareketler fazla zikçe. Hani bir anlamı olsa ya da ne kadar kötü olursa olsun, komik olsun diyeceğim de yani komik bile değil ki. Hakan yapsın gelene de bu. Sen. Alo. Alo. Buyurun. Kardeşim ben askerlikten arıyorum. Askere gitmemişsin. Evet. Niye? Hiç de gitmedim. Bugün polisler gelecek, seni alacak, haberin olsun, hazırlan bugün. Şu an burada yaklaşık 8 kişi, avukatla dahi seni dinliyoruz. Başka bir şey söylemek ister misin? Yok abi ya, sağ. Şey diyecektim ya, merak ettim, sesini duyayım dedim gerçek mi diye de. Tamam da adamla niye dalga geçiyorsun? Ya abi ne bileyim ya, kusura bakmayın, özür dilerim Hakan abi. Bu Hakan abi hoşuna gitmiyor böyle aranınca. Ben Taylan bu arada. Tanır mısın bilmiyorum da. Taylan abi, ben de Serhat. Bir
Bir daha böyle şeyler yapmazsan daha güzel olur. Başına da iş alma boş boşuna. Ama hele şu tipleri hiç ama hiç anlamıyorum. Oğlum bir ünlünün numarasını bulmuş olabilirsin. Tamam ne güzel. Maksimum git bir tane mesaj at. Abi ne haber nasılsın? Abla ne haber nasılsın? Ama neden arayıp sürekli taciz edersin ki? Rahatsız edince elinize ne geçiyor ya da? Evet dostum evinde polisler gelecek. Neyse bu sefer de tüpçü annemi ziyarete gelmiş. Mesela şu arayan elemanı kulaklarından duvara çivilesen yeridir anladın mı? Hani sevmediğiniz, nefret ettiğiniz insanlar olabilir ama kimsenin kimseye böyle davranmaya hakkı yok. Bazen öfkelerimiz içimizde yaşamak daha iyi oluyor. Başkalarına zarar verince ne kazanıyoruz beyler affedersiniz ama Fortnite'da V-Papel mi veriyorlar? Clash Royale'de elmas mı veriyorlar? Türkiye'de vergi indirimi mi sağlıyorlar? Ne yani? Şaka bir yana Tesla videosunda feci iyi davranmış. Adama böyle bildiğin erzak yardımı falan da yapmış. Adamın yüzü gülüyor. Yani beyler böyle güzel güzel davransak hani adam en azından mutlu inaysa, desteklemek istemeyen de desteklemese bir yerden sonra zaten unutulur gider. Ailesini kaybetmiş 42 yaşına gelmiş adamı canlı yayında ağlatmanın ne gereği var? Ama şu TikTok'ta gördüğünüz göğsünü açan, kulak yalayan, erotik danslar yapan, milleti zorbalayan, kendini satan kızları tabii ki zorbalayabilirsiniz. Onlar hak ediyor ama en azından bu abiyi bir salın yani ne diyeyim. Yavaştan videonun sonuna geliyoruz ama size güzel bir haberim var. Sanırsam Nevşehir Belediyesi bir çalışma başlatmış Hakan Yagar için. Borçlarını ödeyeceğini ve biraz da yardım edeceklerini söylemişler. Umarım bu olay da gerçektir. En azından bari adamın yüzü burada gülsün be garibanım. Neyse atalar ne demiş? Yükler zekidir. Nevşehirler ağaç. Haydi bebeklerim ben yavaştan kaçıyorum. Annem zul oynamaya çağırıyor. Babam köfte yapacakmış. Anneannem de kola alacakmış. Ama ne boş yaptık beyler. Sen benim umurumda değilsin. Ben de sizin umurunuzda değilim.